Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında dönüşümler konusundaki simetri dönüşümü testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Örnek 1'de bir A noktasının 3 birim uzağındaki B noktasına göre simetriği C noktasıdır. Bak A noktası varmış. 3 birim uzağındaki B noktasına göre simetriği C noktasıymış. Simetriye dediğimizde şunlar eşit olacak. E burası C ise AC uzunluğu, uzunluğu ne olacak. Burası da 3 oldu ya. 6 olacaktır. Cevap 6 çıktı birinci soruda. Geldik ki. Bir A noktasının B noktasına göre simetriği C'dir. Hemen A noktasının B'ye göre simetriği hemen C'dir. Şöyle gösteriyor. Şunlar eşit olmak zorunda. C noktasının da A'ya göre simetriğinden bahsediyor. Bak şunu biraz geriye doğru alayım. Hatta bir küçülteyim şöyle. C'nin de A'ya göre simetriğini alayım. C'nin de A'ya göre simetriğini alınca bak. C'nin de A'ya göre simetriğini alınca. Hop şurası mı olacak? Yani burası K, burası K iken burası da 2K olmak zorunda mı? Evet bunlar eşit olmak zorunda. Burası da D noktasıymış. Şimdi bize CD uzunluğunu 16 vermiş. Yani 4K'yı 16 vermiş. K buradan 4 gelir. BD uzunluğu nedir diye soruluyor. BD uzunluğu 3K değil mi? Evet. 3 çarpı 4'ten cevap 12 çıkar. Evet örnek 12 çıktı geldik örnekçe. Birim kare zeminde yukarıdaki gibi 8 nokta işaretlenmiş. Bu 8 nokta dışında bunların dışında O noktasının uzaklığı 5 birim olan bir noktanın simetriği olan nokta hangisi olabilir? Arkadaşım şurada şunlara bakalım. Şurası 5 birim mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bir noktanın O'ya göre simetriği A olsun diyor bize. O noktada 1, 2, 3, 4, 5 olan şuradaki nokta olmaz mı arkadaşlar? Evet buradaki nokta olabilir. A olabilir. B'ye bakalım. B'de 5 birim mi? Hemen bakıyorum. Hocam şöyle baktı, bakacak olursak şuradaki dik üçgenden dolayı 3, 4, 5 üçgenden 5 olur burası. Burada da yine aynı, aynı şekilde 3, 4, 5 simetriği aynı şekilde. Şurada 4 yatayda 4 dikeyde 3 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tam şuradaki nokta olabilir mi arkadaşım? Olabilir. Bak. B de olabilir. Ya yani bunun O'ya göre simetriği B oluyor. C'ye bakalım. C'ye bakacak olursak da 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim C. C o zaten olmaz. D'ye bakalım. D'ye bakacak olursak da hocam D'ye bakalım şöyle. D'ye bakacak olursam da 3 birim burası 3 birim burası 3 köklü oldu. D noktası da olmaz. E'ye bakalım. E'ye bakacak olursam 3 birim burası 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. Burası da 5 birim maalesef değil. F'ye bakalım. F de 5 birim değil. Çünkü 1 ve 4 olduğu için. Bu H'a bakalım. H da 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Burası da 4 kökü olduğu için burası da olmaz. O'ya göre simetriği H olan bir nokta olmaz arkadaşlar. Bir tek A ve B sağlıyor. Yani cevap A ile B oldu. Evet 3. soruyu da bulduk. Geldik 4. soruya. A noktasının D doğrusuna göre simetriği B noktası iken. Şimdi D doğrusuna göre simetriği B noktası iken. Doğrunun üzerindeki K noktasına göre simetriği C noktasıdır. Doğrunun üzerindeki K noktasına göre simetriği de C noktasıdır. AC, Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit olmaz mı? Olur. AC'yi kaç vermiş? 11 birim vermiş. BC'yi kaç vermiş? BC şurası 6 birim olduğuna göre. A noktasının D doğrusuna 10 uzaklığı. A noktasının D doğrusuna 10 uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi simetriğin alınca burada noktanın doğruya göre simetriğin alınca şurası dik olmayacak mı? Olacak. E ee, hocam dik olunca bak ne güzel bir şey oldu. Şunlar birbirine eşit bunlar birbirine eşit. Aa hocam burada bir orta taban çıktı yani şunlar paralel olmak zorunda. Paralelse 6 ise orta taban çıktı burada 3 olur. E ee, 10 ya burası da 5 5 olur. 3 5 3 4 5 üçgeninden 4 olur burası. A noktasının D doğrusuna uzaklığı D doğrusuna uzaklığı burası değil midir? Evet güzel bir soruyormuş. Dördüncü soru 4 oldu. Geldik 5'e. Şekildeki P noktasının AB ve AC göre simetriklerinden bahsediyor. AB'ye göre simetriği bu nokta, AC'ye göre simetriği de bu nokta. Tabi dik olacak ve birbirine eşit olacak. Dik olacak ve birbirine eşit olacak. Tamam. Şimdi bunları yazdık. Simetriğini aldık. DAE açısının ölçüsü nedir diye soruluyor. Evet. Burada D ve E noktalarıymış burası. Arkadaş DAE. D, A, E açısı isteniyor bizden. A hocam burada dik tabanı iki eş parçaya böldü. Aklına ne geldi? İkiz Hemen ikizkenar oluşturduk. Yani şu parçayla şu parça eşit oldu. Hocam burada da dik tabanı iki eş parçaya böldü. Burada da ikizkenar olacak. Yani şurası da eşit oldu. E o zaman bu açı ortay olur aynı zamanda. Bu da açı ortay olur aynı zamanda. Şuraya A, buraya B dersem. E hocam A artı B kaç? 60. Bizden ne isteniyor? D, A, E açısı. Yani o da 2A artı 2B'ye eşit. İki parantezin daha artı B'ye eşit yani şu 60 olduğu için cevap 120 çıkar. Evet örnek 5'i 120 bulduk geldik örnek 6'ya. Verilen harflerden D doğrusuna göre simetri alanında hangi harflerin görüntüsü değişmez? M bak şöyle M Şş, bak aynaya yakında bak yakında baktın. Sonra aynadan aşağı doğru uzaklaşıyor aşağı doğru uzaklaşıyor. Sonra çapraz yukarı çıkıyor çapraz yukarı çıkıyor. Hop şöyle M harfi aynısı oldu. I zaten aynısı. K Bak en yakın noktası K burası. Sonra aynadan uzaklaşarak aşağı iniyor. Şöyle oluyor ve şöyle oluyor. Ters çıktı. R e, şu çizgi aynaya en uzağa yuvarlak yaklaşıyor böyle. Bak R böyle olur. O da böyle. Hangileri değişmedi? Mi o. Mi o. M, M, I ve O noktaları görüntüleri değişmedi. Cevap bu oldu. Evet böylelikle bu testi halletmiş bulunuyoruz. O zannediyoruz. Bir sonraki testin çözümünde. Noktanın simetriği testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak hoşça kal